Türkiye'nin tek kültür sanat kanalı TRT2'den felsefe söyleşilerinden merhabalar efendim. Yeniden karşınızdayız. Düşünce ufkumuzda yeni pencereler açmaya, aralamaya devam ediyoruz. Tabii ki serdümenimiz Profesör Doktor Şaban Teoman Duralı hocamızın önderliğinde. Kendisine öncelikli olarak hoş geldiniz değerli hocam demek istiyorum. Hocam nasılsınız? Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Eksik olmayın. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür İleyin. ediyorum canım İlerim. hocam. Yine şık, yine zinde, yine formda gördük. Siz de öylesiniz efendim. Sağ olun. Ee... Gönlümüz huş oluyor değerli hocamızı böyle görünce. Değerli izleyenler bir önceki bölümde hatırlayacaksınız. Yine Yunan medeniyetinin izlerini sürmeye devam ediyorduk. Atina medeniyetini konuşuyorduk. Perikles dönemi öncesinde neler yaşandı? Perikles döneminde neler yaşandığı meselesini ele almıştı değerli hocamız. Ve Perikles döneminde bazı iktisadi ve siyasi durumlara da dikkat çekmişti. E, ve en son yine o dönem bağlamında... E, Neredeyse madenlerde çalıştırılacak işçilerin bile bulunmaması üzerine sömürgecilik faaliyetine nasıl evrildiğinden bahsetmiştik ama bazı eksik noktalar olduğunu düşünüyoruz. Bazı meselelerin altını çizmemiz gerektiğini düşünüyor değerli hocamız. E, siyasetle ilgili ve iktisatla ilgili olarak eksik bıraktığımız noktalar olduğunu düşünüyoruz değerli hocamız zannediyorum ki ya da tamamlamamız gereken üzerinde bir mekik daha hamlesi yapmamız gereken bazı noktalar var. E, oradan devam edelim mi değerli hocam? Edelim efendim tabi ee, iyi akşamlar dileyerek söze başlıyoruz her zaman olduğu gibi efendim e, bu madenlerde çalıştırılan köleler köleliğin en e, zorlu en e, aşağılık örneğini sunuyor bize. Ee, gün doğumundan gün batımına e, sürekli olarak bu kapalı yerlerde dünyanın tehlikesiyle karşı karşıya kalarak çalışıyorlar. Kanunlar zamanla zorluyor. Birincisi köle yetmiyor. O işe köle yet yetiştiremiyorlar. Ee, ücretli işçi de alınmaya başlanıyor bu madenlere ve bu maliyeti yükseltiyor. Bundan daha önce de bahsetmiştik. Bu maliye ve e, satış arasındaki mesafenin uzaması e, gecikiyor. Yahut da mesafe kısalıyor diyelim. E, Gitgide sadece madenden değil, değil iktisadi faaliyet çeşitleri artıyor. Çeşitleniyor iktisadi faaliyetler, etkinlikler. Bu arada çok önemli bir alan açılıyor. İmar. İmar ve iskan. Perikles döneminin en ee, göze çarpan olaylarından noktalarından biri çok önemli binaların inşaatı resmi binaların inşaatı bunların güzelliği ee, burada uygulanan görülmemiş yeni bir mimari tarz. Bunun yanında şehirlere sıhhi tesisatlar inşa ediliyor. Lam mesela. Yollara filan döküleceğine artık düpedüz konutların avlularında Bahçelerinde e, helalar inşa ediliyor ve bunların e, yolları yani bunlar durdu şeye e, ortalığa saçılmıyor, dökülmüyor. Bu şuradan çok önemli. İleriki çok daha sonraki dönemlerde Romalılar bunları taklit edeceklerdir. Bunun yanında, bunun yanında. Yunan'ın geneline teşmil edebileceğimiz bir gelenek baş gösteriyor Atina'da. O da e, yıkanmanın mübalağası. Müthiş bir yıkanma modası çıkıyor. Ve bunun için e, şeyler açılıyor. Söyleyin adını. Hamamlar, U, umuma açık hamamlar inşa ediliyor. Atina'da ve benzeri e, büyük merkezlerde Yunanistan'ın merkezlerinde, Korint'te, Tebeste vesaire. Bu da Roma'ya aksediyor sonrasında. Bunda, bu da çok önemli ölçüde etkiliyor ve Roma neredeyse hamam eee safhasın altında çöküyor. Hocam e, peki Osmanlı Roma'dan bu etkilenmeyi yapıp da bu hamam geleneğini ya da faaliyetini çok Roma'dan fazla aldığını sanmıyorum. Osmanlı'nın ya e, Selçuklu'nun e, Araplardan alıyor. Ama Araplar bu Roma'dan alıyorlar. biliyor muyum? Bize bu çok <laughs> tartışılmış ve mübalağa edilmiş bir şey. Bize Batı'dan bir şey pek gelmiyor. Yunan'dan, Roma'dan. Bize ne gelmişse Abbasiler üzerinden geliyor. Devlet yönetme sanatından tutun. Bütün o öbür işte o sıhhi olaylara varıncaya kadar zaten e, Müslümanlıkta bilindiği üzere bu yıkanma çok e, üstün tutulan bir meziyet. E, bunun tekniklerini yani kamuya açık yerlerde böyle e, kurumların ortaya çıkması e, Roma'dan geçmiş olması lazım. Oraya da dediğim gibi Yunan'dan. Yunan'ın en önemli tarafı e, kendisi icat ediyor bunları. Tamam kim bilir belki Mezopotamya'dan, Mısır'dan bir esin alınmış olabilir ama çok açık değil bu. Daha önce de bundan bahsettik. Böyle olunca bu dilde karşılığını buluyor. Başka bir deyişle ıstılahlar, terimler Yunanca'ya mahsus. İthal malı değil. Bu çok ilgi çekici bir nokta. Mal etmemizin sebebi de o belki değil mi? Evet. Terimi oluşturması. Oluyor. Daha sonra tabii gelen geçen Yunanlar almış. Sadece Roma değil, sadece Latince değil. Mesela Arapça'da da istemediğin kadar Yunanca'dan e, terim, lafız ithal olunmuş. Şimdi e, dedik de bu şeylere... E, Dışarı çıkma, açılma meselesi var. Çünkü e, iktisat çok çeşitleniyor dedik e, ve bu arada işte imardan söz ettik. İmarın yanında, imarın yanında, e, geçen haftadan bahsetmiştim bundan e, sanayi diyebileceğimiz bir saha temayüz ediyor makinasız sanayi diyelim. O, ona daha çok bekleyeceğiz. Onu daha çok bekleyeceğiz. Muharlı makinaları. Ee, burada öncelik taşıyan gemi inşaatı. Ee, geminin imali için lazım gelen malzemenin pek azı Yunanistan'da var. Yunanistan'ın en fazla ihtiyaç duyduğu olay kereste. Ormanları az, çorak yöreler fazla, ormanlık sahalarda hep sarp, dağ tepelerinde yahut da işte yamaçlarında ulaşılması zor tabii o günlerde. Ne bileyim ben e, bu kerestelere çekecek kamyonlar falan falan yok. E, bunları anhası minhasıyla öküz arabalarıyla çekebilirsiniz ki çok zor bir iş. Artı o sarp yerlere bu kanıları öküz arabalarını çıkarmak çok zor bir olay. Çıkaramazsınız ya zor bir olay olaydı, çıkaramıyorsunuz. Bu bakımdan e, ee, maddelerin, ham maddelerinin çok büyük bir kısmı dışarıdan getirmesi gerekiyor. Bunlardan bir kısmı satın alınıyor. Özellikle fenikelilerden veya başka yerlerden fenikelileri getiriyorlar. Bu pahalı bir iş. Bu sebeple kendileri e, 8. Yüzyıldan itibaren deniz aşırı Batı Anadolu'da Çanakkale Boğazında İstanbul Boğazında Anadolu'nun Karadeniz kıyıları Kafkasya kıyıları Karadeniz'in kuzeyi Kırım Azak Denizi'nin kıyıları buralar hep müstemlekeleşmeye ve sömürgeleştirmeye elverişli yerlerdir. Hatta çok daha ileri gidiyorlar. Ta Akdeniz'in batısında bugünkü Marsilya ve İspanya'nın Akdeniz kıyılarında sömürgeler tesis ediyorlar esas önemli Yunanistan dışı yerleşim yeri tabi Sicilya ve İtalya'nın güneyi. Ama bunlar sömürge değil oralar şeylerdir. Yerleşim yerleridir. Müstemlekelerdir. Demiştik daha evvelce. Burada Atina ve onunla birlikte hareket eden birkaç devlet çok öne geçiyor. Bu sömürgelerden elde edilip de daha sonra imaline geçilen maddelerden önemli bir servet ediniliyor. Maliyeti ne kadar ucuza Getirirsen malı, mamul malı, gemiyi, bezi, e, dokumalar çok önemli bir yer tutuyor. Dokumalar, bunlar bulunmaz Hint kumaşı, kumaş dokuyorlar, e, yelkenler dokunuyor, e, cam ve keramik. İmale çok önemli bir yer tutuyor. Bunlar çok revaçta, mozaikler. Marmara'dan, bizim burada Marmara Adası'ndan e, mermer getiriliyor. İnşaatlarda bol miktarda mermer kullanılıyor. E, bazı sömürgeler sıçrama tahtası olarak kullanılıyor şey olarak değil oralarda ham madde elde edilmiyor. Misal Bozcaada. Bozcaada bir sıçrama tahtasıdır. Oraya gemi yanaşıyor. İşte e, suyunu, yiyeceğini, içeceğini alıyor. İkmal merkezi. İkmal merkezi yoluna devam ediyor ve tersine Karadeniz'den gelenler orada duruyorlar. Oradan bir şeyler alıp Devam ediyorlar yollarına. Ee, benzeri başka yerler var. Mesela Gelimolu böyle bir yerdir. Sık sık gemilerin yanaşabileceği yerler lazım. Çok uzun boylu seyahat edemiyorlar. Hem rüzgara bağlılar hem de geminin e, kendi yani mürettebatın ihtiyaçlarını karşılamak üzere durmaları gerekiyor. Depolayamıyorsun o kadar fazla şeyi bu, bu gemilere çok yük alıyorlar. Bu bakımdan mürettebatın, tayfaların ihtiyacını gidermek için yanaşmaları gerekiyor bazı yerlere ve o yanaştıkları yerleri de saldırılara karşı korumaları lazım. Dolayısıyla garnizonlar yerleştiriyorlar sağa sola. E, bunlar bir asker devlet değil dedik. Bu askerleri bir kalıcı bir ordu teşkili gerekiyor. Bu çok tartışılan bir konu Atina'da. Aslında ordusu yok. Kalıcı ordusu. Savaş çıktığında seferberlik ilan ediliyor. Vatandaş mecbur gidiyor. Ama savaş olmadığında da dediğim şekilde e, korunması gereken yerler var. Deniz aşırı yöreler. Buralarda asker tutman gerekiyor. Bulundurman gerekiyor. Paralı askerler mi var hocam bu dönemde? Şimdi paralı askerler olduğu gibi Köleler gittikçe yetkilendiriliyorlar. Birincisi müstemlekelerde ve köle e, sömürgelerde köleler kalıyor. Sahip kölelerini oralara götürüp bırakıyor. Onun adına iş görüyorlar. Ne iş çevirdiklerini tabi adım adım izleyemiyor sahip efendi adam. Oradan bir şeyler elliyor, kendi cebine çalışabiliyor. Benzeri bir biçimde kölelerin asker olarak kullanılmasına cihetine gidiliyor. Bu zamanla köle askerlerden oluşan birlik geleneğini doğuruyor legio dedikleri Lejyoner. legionerler, lejyonerler Roma'da bunu göreceğiz. Ama ilk izlerini burada görüyoruz. Burada görüyoruz. Daha sonra Avrupa'da İslam dünyasında bilhassa mesela Türklerin köle olarak şeyde, askerlikte kullanıldıklarını görüyoruz İslam devletlerinde. Çünkü başka bir işe yaramıyoruz savaşmaktan gayrı. Hep e, Türkler e, köle, asker olarak kullanılıyorlar. Müslüman olunca tabii e, köleliği kalkıyor ama askerliği devam ediyor ve yükseliyor. bizde başka bir işe aklımız yatmadığından hep e, kumandan olmaya yönelinmiştir basit köle asker olarak getiriliyorsun ve zamanla en üst kata çıkıyorsun ordunun bunun mesela çok açık örneğini Mısırda görüyoruz kölemenler Arapçasıyla memluklar Abbasilerde de hakeza Abbasilerde de gayet tabii hepsinde var, bu, bu olay var bütün İslam devletlerinde de şeyde <laughs> siyasi e, erk ediniyor Mısırda. Ee, öbür Türk devletlerinde artık köle olarak gelmiyor çoğu kere. Zaten o orada asker atadan kalma bir şey silsile yürüyor. Ee, Yunan'a döndüğümüzde bunlar çok para isteyen işler, çok masraflı işler. Zaman altından kalkamıyor merkezi devlet merkezi devlet ile yahut devlet merkezi ile e, ek devletin ekleri arasında e, bir dengesizlik ortaya çıkıyor. Devlet merkezine metropolis deniliyor. Meter anne demektir. Metropolis ana devlet ana vatan bu müstemlekeden ayrılıyor. İleride on yedinci yüzyıldan itibaren sermayeciliğin ete kemiğe kavuşacağı İngiltere'de gördüğümüz çok belirgin bir resimdir bu. Anavatan ve müstemleke ayrımı. Bu müstemlekelerin sömürgelerin bunlar aynı şey değil demiştik. teşekkül ettirilişi imperyalizmdir. Biz kavramları çok gelişi güzel kullandığımızdan düşüncesizce olur olmaz her yerde bu imperyalizm kullanılır. çok ileride geleceğiz buraya tekrar. İmperyalizm zorunlulukla sermayeciliğin yani kapitalizmin bir uzantısıdır. Bir yan kuruluşudur diyelim tıpkı sömürgecilik, kolonyalizm gibi Atina ve müttefiklerinde gördüğümüz olay ilk sermayeciliktir. Proto kapital demiş. Proto kapitalizm. Atina'nın müttefiklerine karşı da bu emperyal tavırları var mı hocam? Var tabi. Gayet tabii var. Sadece bu müstemlekelere değil yani. E, değil de eee Atina'yı dizginleyen sürekli ve etrafını işte sömürüyor sömürmesine de çok azıtmasını durduran Isparta. Tıpkı benim işte çocukluğumda, gençlik yıllarımda ağzı Amerika'dan çok yananlar kendini Rusya'nın kucağına atarlardı. Burada da Atina'dan illallah diyenler, burasına kadar gelenler Isparta Isparta'da soluk alıyorlardı. Bizi kurtar diye gidiyorlar Isparta'ya. İki kutuplu dünya düzeni o zaman da var. Evet. Or orada var. Çok ilgi çekici bir şey. Isparta kendi hesabına iş görmüyor. Başkaları gelip yalvarıp yakardıklarından dolayı giriyor. Neden? Isparta'nın akçalı işleri yok. Hı. Üretmiyor bir şey, üretimi yok. Ha babam, de babam, ha babam, de babam askerlik. Sermayeci değil. Başka yani. hiçbir şey yok. Üretim yok. Öbürü üretmenin ilk ciddi örneğini bize veriyor. Atina. Müthiş bir üretim var birkaç tanesini saydım. Yani daha istemediğin kadar şey var. Burada o yok. O Mora Yarımadası'ndaki öbür ne kadar toplum varsa devlet diyemeyiz. Onlar boy hayatı yaşıyorlar. Aşiret hayatı yaşıyorlar. Öbürleri. Hepsi Isparta'ya hizmetle mükellef. Ne anlamda hizmet ediyorlar? Yiyeceğini veriyorlar. Kendileri aç kalma bahasına yedirip içiriyorlar Isparta'yı. Aç kalmıyorlar ama evet oluyor zaman zaman kuraklık dönemlerinde ee, ellerinde avuçlarında varsa vermek zorundalar. Aç kalıyorlar. Ama bu sık olan bir olay değil. Yani Isparta onu onu ona bakıyor. Aman bundan nalları dikmesinler. Çok da çoğalmasınlar. Bir de o var. Bu dengeyi hep sağlamak zorunda Isparta. Zaman zaman Ispartalı Efe Boslar şeyler gençler delikanlılar <laughs> askerliğe alışma safhasında talim yapma, yapma babından saldırıyorlar bu komşu topluluklara ve oradaki erkekleri kesiyorlar. Bu Efe de bu Efe Bostan geliyor. O zaman, Efe'miz Efe Bostan geliyor. Evet Efe'miz. Civan Mert delikanlı demek. Oradan geliyor. Bir de Ege'ye has bizde de zaten hocam. E ee, Yunan'a şamil bir olaydı. Şeye mahsus değil Isparta'ya. Ee, savaşçılığın ilk adımı bu efelik. İşte bunun sonra kalıntısı Kabadağlık olmuştur. Ka Kabadağlık. O da oradan geliyor. Yani bizde biz Yunanlarla tanışmadan önce kabadayılık var mıydı yok muydu bilmiyorum. Zaten lüzum yok hep savaşçıydı adamlar. Vardır yani hocam uyuyor yani biz aslında. O, biraz evet. Çok uyuyor tabii muhakkak. Şimdi e, Isparta bu yiyeceğini içeceğini temin ettikten ve en temel giyim ihtiyacını da giderdikten sonra başka bir şeye ihtiyacı yok. Spartalı genç yetişen insan tamamıyla toplumla bütünleşecek şekilde yetiştiriliyor. Aksi Atina'da birey olma, bireysel özellikleri e, bilemek çizgisinde yetiştiriliyorsun. İki farklı toplum tipi görüyor. Tamamen farklı. Ama Atina'da da Bireysellik üzerine yetiştirilen kişilik sahibi olan buradan kişilik sahibi oluyorsun. Dağından bahsettik daha daha önce. Kişi genç kendini toplumuna kendi isteğiyle adıyor. Atina'da da ve Atina çizgisinden yürüyenlerde de toplumsallık başta acı edilmez. Yani olur. toplum için birey oluyor bu insan. Birey oluyor. Kendi isteğinle, arzunla yapıyorsun bunu. Bilinçli bir biçimde. Atina eğitiminin pediya dedikleri, Atina eğitiminin en önemli derdi bilincin geliştirilmesi, bilincin yaratılması, bilincin bilenmesi, her şey bilinç üzerine bina edilmektedir. Bu geleneksel Latin eğitiminde de mi böyle yoksa bu sofistlerle birlikte başlayan süreçte mi böyle oluyor? Özellikle Altıncı yüzyılın sonlarından itibaren gördüğümüz ve gitgide 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 katmerleşen bir e, çabadır. Bireyliliğin geliştirilmesi. İşte e, cenaze nutkunda bunu tebarüz ettiriyor Perikles. Biz neyi niçin yaptığını bilen insanlarız. Karşımızdakiler gibi e, cahilce davranmıyoruz. İçgüdülerle onlar yaşıyorlar. Ama biz halis insanız. İnsan nedir? Kendi karar veren, yargılayan, kritike yargılayan varlık demek. Bizim onlara üstünlüğümüz bu. Şimdi buradan bu Atina'nın eğitimiyle Isparta'nınkini taban tabana bir zıtlık var. İkisi de bütün Yunan dünyası soyluluğa Abanıyor. Soyluluk başta gelen tutkudur. Açalım mı hocam bunu. So e, soyunun nereden geldiği, kimin neyin nesi neyin fesi olduğun. Ve bu soyla övünmek, bu soya sahip olmanın e, mutluluğunu yaşamak mesele bu. Isparta'nın soyluluğu yiğitlik, zafer üzerine kuruludur. Zafer kazanmış hükümdarlardan, kumandanlardan geliyorum demek orada baş tacı ediliyor. Isparta'da, Atina'da ise e, savaşta elde edilen başarıların yanı sıra ataların içinde değerli e, savaş ötesi kişilerin bulunması, şair, sporcu, bilgeler belki, bilgeler dediğin gibi, Atina'da eğitimin üstünde olağanüstü önem kazanan öğrenim var soylu olmanın şartlarından biri öğrenim görmüşlük. Diğer tarafta savaşçılık, buradaysa öğrenim görmüş. Öğrenim görmüşlük, evet. Okumuşluk. Öğrenim gördüğün ölçüde bilincini biliyorsun, bilincini bilediğin ölçüde hürsün ve kendini toplumuna adamanda o hürlüğün rol oynamaktadır. Söz konusudur. Her yaptığını kendi isteğinle yapıyorsun. Kendi kararınla yapıyorsun. Zorlanmıyorsun bir şey. İnanmışlık ve adanmışlıkla. Evet. İnanmak için önce bilmek gerekiyor. Bilmek değil. gerekiyor. Tersine de karar verebilirsin. Ben bu topluma hizmet etmeyeceğim. Kendime hizmet edeceğim. Diyebilirsin. O çok büyük bir ayıp. Ama o ayıbı göze alanlar var. O ayıbın nişanı vatandaşlıktan kovulmadır. Bunun açık örneğini Sokrates'te görüyoruz. İdama mahkum oluyor. Kendisine bir seçenek sunuyorlar. Diyorlar ki çek git vatandaşlıktan atılıyorsun. Yani yaşayacaksın. Ben bu ayıpla nasıl yaşarım diyor. Hocam bir de adil olmadığını söylüyor Sokrates. Hani onun. Yani o, o seçimi yapmasının adil olmayan bir şey olduğunu söylüyor. Hayır, o da adil, adil şu anlamda. E, insan olmanın en baş vasfı vatandaşlıktır. Vatandaş olan kişi kanuna uymak zorundadır. Atina'da kanuna uymak gene sana kalmış bir olay. Senin iradendedir. Anlıyor musun? Mesela her yerde, her medeni ortamda olduğu gibi çıplak ayıptır. Atina'da da ayıptır. Bizim Sinoplu, Diogenes çırılçıplak dolaşıyor ortalıklarda. Bir şey yapamıyorlar. Ayıplıyorlar mı? Ayıplıyorlar. Çıplak bir tek yerde ee, izinlidir. O da spor müsabakasında. Ama yani diyeceksin ki bu nasıl oluyor? Oluyor. Burada da kumsala gidiyorsun, denize gireceksin, mayo giyiyorsun. E mayo ile kalkıp da otobüse ya ne bileyim ben tramvaya binebiliyor musun? Sokağa çıkabiliyor musunuz? Bırak mayoyu yani belki işte ben çok gerilerde kaldım. Kısa pantolonla bile ee, sokağa mokağa çıkamam. Ya bu ayırım var. Çıplak dolaşılmaz. Bitti. Dolaşıyor mu dolaşıyor. Niye dolaşıyor? E, ters gitmek için. Millete şey yapmak için. Benim işim o diyor ya zaten. İfrit etmek için. Benim işim o diyor zaten. <laughs> zaten Sokrates de ona bakarak filozof diyor e, bir at sineğine benzer diyor. <gülüyor> Rahatsız <gülüyor> eder diyor sürekli. <laughs> Tam diyor böyle yemeğini yemişin diyor. Öğlen uykusuna yatıyorsun diyor. Oh bahçende hama uzanmışın. Vız 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 her defasında tepeme çöreklendiğinde at sinekleri Sokrates'i hatırlarım. Ya sivri sinekleri. Burada bu e, kendi başına karar vererek topluma uyman, topluma kendini adaman feda etmen bir fazilettir. Arete. Arete. Evet. Erdem değil. Bundan bahşettim daha önce. Isparta'da ahlakı, edebin esası erdem. Savaşan topluluğa kendini Tamamıyla vermişsin. Onunla bütünleşmişsin. Bahsettim ya, e, askeri taktikler, falançlardan böyle yan yana duruyorlar. Birbirlerine e, omuz veriyorlar. Birbirlerini koruyorlar. İşte bu erdemin açığa çıkmış, görünüme çıkmış örneğidir. Elin parmakları gibi zaten o anlama geliyor ee, sıkı sıkıya hareket ediyorlar yapışarak birbirlerine ve birbirlerini koruyorlar herkesin solundaki şey ee, kalkan solundaki silah arkadaşının da korumaktadır seni koruduğu gibi onu da koruyor senin de bir yanını sağındaki koruyor e bu şekilde e, gidiliyor birbirleri yerine ölüyorlar. Hepimiz birimiz birimiz hepimiz, hepimiz için. Bu savaş zihniyetini daha sonra üstlenecek olan mesela Prusya Almanyasıdır toprağa verdiklerinde bir e, ölmüş askeri, şarkıları vardır. Benim bir e, can yoldaşım vardı. Ondan daha değerlisi yoktur. Ve o yanımda kurşuna hedef oldu. Onu toprağa veriyorum. Yakında ona kavuşmak ümidiyle. Yani ben de onun gibi öleyim. Bu çok e, bu Isparta zihniyetini yansıtan bir şarkı olarak bana görünmüştür hep çok acıklı bir şeydir o zaten <laughs> e, savaşma anlayışı ölümü sürekli göz önünde tutma olayı o toplumda karamsar eee Kara sevdalı bir bir e, zihniyet yaratmıştır. Bu zaman da işte 16, 17, 18. yüzyılda romantikliğin şeysi olmuştur. Temeli. E, esası olmuş. Almanya'dan çıkma sebebi budur aslında. Budur, evet. Hocam burada bir şey soracağım. Siz geçen haftalarda bu fazilet ve erdem e, kavramlarını e, kullanırken hani. Erdem'i değil fazileti tercih edin. Çünkü fazilet daha insani, Erdem daha eril, erkeksi bir şeydir demiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. Ama şimdi şöyle bir şey oluyor. Sanki mesela Sparta'da Erdem hakim, işte Atina'da daha çok fazilet hakim dedik. Ama Sparta'da enteresan bir şekilde kadına, Atina'ya göre daha fazla kıymet biçiliyor hocam. Bu nedendir Şundan ötürü... güç iki türlü tecelli eder. Kuvvet, kudret. <laughs> güç İnsanın ya da herhangi bir Şeyin bir canlının Yapma ve yaptırma e, Erkini Kendinde bulmasıdır Şunu tuttum kaldırdım tekrar yerine koydum. Bunu kendi isteğimle yaptım. Bu bir güçtür. O bunu kaldırıp indirmem veya daha ağır bir şeyi önce bir niyet ediyorum. Bir istek du duyuyorum içimde. Herhangi bir sebeple bunu yapmam lazım diyorum. Ve onu yapma gücünü kendimde buluyorum. İşte güç bu. O yapma yaptırma işi maddi ise pazı kuvvetine, şeylere, kaslara kemiklere dayalı bir biçimde tezahür ediyorsa bu kuvvettir. Ruhi manevi bir nitelik taşıyorsa o kudrettir. Güç bu ikisini bir arada bulundu, bulu, ikisini bir arada bulunma durumudur. Güç. Gerçek güç. Isparta'nın ağırlık verdiği kuvvettir. Atina güce ağırlık veriyor. ikisine birden. sürekli kuvvete ağırlık verdiğinden hamamam demamam savaş üzerinde yürüdüğünden Sparta kadını da kuvvetli tutması lazım. Ee, bu iki sebeplen ortaya çıkıyor. Bu bir sebeplerden birini şimdi burada anlatmam olmaz o. Cinsiyete giren bir şeydir. Onun için bir tarafa bırakıyorum. Öbürüsü kadın asker doğuracak. Oğul asker olacak. Kız, kız doğurduğunda o da yeniden asker doğurmak üzere yetiştirilecek. Bu yalnızca doğurmakla kalmıyor. <laughs> Eğiteceksin. Eğitirken eğitirken oğlunu e, bir savaş makinesi olarak ortaya çıkarman lazım. Ve bunun için senin de güçlü olman gerekir. Kuvvetli olman gerekir. Benim bildiğim, tanıdığım annelerin çok büyük çoğunluğu Ah evladım yapma işte oraya gitme düşersin hastalanırsın koşarlar peşinden ellerinde işte bir ceketli bir yün bir kazaklı bilmem ne terledin gel yıkanman lazım bir felakettir bu tamam güzel bir şey belki şimdi bugünden baktığım zaman özlüyorum ama o yaşadığım günlerde bir kabustu bugün gelip gelmediğimizi bir arkadaşımız sordu dedim bunu ben çok alışığım. Bu annemden bilirim ben bunu. Durmadan Allah'tan o günlerde bu cep belası yoktu. Hiç olmazsa ondan muaftık, ondan azattık. Ama ben gece saat ne bileyim 2'de 3'te geldiğimde bir görürdüm sokakta perde oynardı bu. Beni görünce hemen çekilir yatağa gider. E, sanki işte beni beklemiyormuş ayaklara yatardı o annelik zaafı sürekli senin üstünde bir örtü şefkat dediğimiz hadise bu. İşte bu olmamasını sağlama çalışıyorlar. Düşün ki doğurduğu çocuk e, yaşayacak kıvamda değilse ölüme terk ediyor. Bu nasıl bir şeydir? Bu nasıl bir annedir? Of. Biliyor musun? E, <laughs> Küçük yaşta oğlu gidiyor. Eğitime tabi tutuyorlar. 7 yaşından itibaren. 7 yaşından itibaren. E bu çok berbat bir şey ya. Yani Herhalde her anne benim annem gibiydi. Ben çıktığım vakit annem arkada saçını başını yollardı. Bu nereye gidiyor ne yapıyor başına bir kaza gelir mi gelmez mi? Tabii sonra anneler gündemden çıkınca hanımlar gündeme giriyorlar. Onlarda da onlar tabii e, önceleri üstüne çok düşerler. Doğurdukça e, sen kurtulursun. Çocuğun üstüne yığılır. Öyle bir yani ben bunu yaşadım en en, en azından. Eee Ispartalı kadın bunlardan sıyrılması gerekiyor. Toplum yapısı bunu gerektiriyor değil mi? Bunu gerektiriyor. Ve Ispartalı için en dayanılmaz şey eğilip bükülmektir. Diz kırmak yani. En 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 kabul edilemez şey budur. Kadın için de erkek için. Yani erkek için olduğu kadar kadın için de bu böyle bütün savaşan topluluklarda olduğu gibi bizde de böyleydi. Erkek gündemden düştüğünde savaşta kadın giriyor. Kadının savaşması gerekiyor. Her daim kadın kadına mahsus olmayan bir sahada da yer almak zorunda. Atina bunun tam tersi. Atina'da kadın pohpohlanan işte ee, kısacası kuvvet sahibi olmayan, kuvvetsiz bir varlık olarak görülüyor. Yani, ee, tatlı cinsiyet diyelim. Böyle bir havası var bütün üstün medeniyetlerde daha önce bunu söyledik ya medeniyet yükseldikçe kadının seviyesi düşer dedik. Medeniyet seviyesinin yükselmesi demek kavga imkanının kesilmesidir, azalmasıdır. Ters yönde işler. Erkek de kavga etme Dövüşme ee, yetisini yitirir Bunu ben kendi çevremden tanırım Ne kadar medenileşmiş arkadaşım Olmuşsa Bunlar dövüşemezler Hocam Bu dövüşü Başka bir ha... ee, Bahara bırakalım diyorsun Olur öyle yapalım ee, Haftaya bu noktayı e, işleyerek konumuza devam edelim. Dilerseniz eğitim, öğretim meselesine buradan geçiş yapabiliriz değerli hocam. Buradan zaten oraya geldik. Buradan itibaren e, Atina'daki öğrenimin alacağı e, ve şeyi deşelim, onu irdeleyelim diyorum. O noktaya geldik çok şükür. Efendim iyi geceler dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Ağzınıza, dilinize, yüreğinize sağlık. Ee, evet felsefe söyleşilerinde yine Atina'nın yapısını Sparta'nın yapısını konuştuk. Eğitim faaliyetlerini konuşmaya devam edeceğiz. Bizleri TRT İzle ve TRT Dinle platformlarından da takip edebilirsiniz. Bir önceki bölümümüzü, daha önceki bölümlerimizde bu platformlardan takip etme imkanına haisiniz efendim. Tekrar bir arada olmak dileğiyle. Hoşçakalın.